son ayım ve içimdeki müzik ve içimdeki melodi kitaplarımızdan sonraki sırada bir tür kıvılcım kitabımız var efendim. Bu da Waterstones ve Blue Peter Book kitap ödülü arkadaşlar. 2021. 19 tane ödülü varmış bu kitabımızın. Bu da tabii ki ilk genç Timaş. Genç Timaş değil de ilk genç Timaş ama yine de Timaş yayınları. Şimdi ben hemen arkasından okuyayım ama öncelikle bir yazarımıza bakalım. Elle McNeil, inşallah doğru söylüyorumdur. İçinde ne var kısmında tabii ki bakalım. Lütfen yakınlaşalım. Farklılıklar, mücadele ve cesaret var efendim içerisinde. 11 dile çevrilmiş arkadaşlarım bu kitap. Şimdi 11 yaşındaki Erin yaşadıkları kasabada bir zamanlar büyücülükle suçlanan ve cadı olarak adlandırılan ama aslında nöro çeşitliliğe sahip olan çok sayıda kadın öldürüldüğünü öğrendiğinde bu cadıların hikayesinde hikayesinde daha fazlası olduğunu bilir. Tıpkı kendi hikayesinde olduğu gibi. Sahip olduğu keskin empati yeteneği sayesinde onların arasında sahip çıkmaya kararlıdır. Sadece kendisi gibi otistik ablasın Ellie'nin hissettiklerini ve yaşadıklarını gerçekten anlar. Peki Ellie kasabasındaki insanların ona karşı bakışına meydan okuyup geçmişte öldürülen kadınların itibarının iade edilmesi için verdiği mücadeleden galip çıkabilecek mi? Ödüllüyorlar Anne McNeil'den doğru bir şey yazıyor burada ama göremiyorum. Doğru kararlar için verdiği mücadele boyunca mücadelede boyun eğmeyi reddeden genç bir kızın heyecan verici bir hikayesi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel ve şöyle bir şey göstereceğim size. Burada birinci bölüm mesela. Bu Elias tek kelimeyle rezalet. Birazcık da bölümün içeriğinden bahsediyor. Ben bu kitabı gerçekten çok beğendim. Umut vaat ediyor. Belki burada içinde var da umut yok ama kesinlikle umut da olmalı. Umut ve böyle herkes bir şeye inanıyor diye sizin de ona inanmanız gerektiğini anlatıyor. Yani herkes bir şeye inanıyor diye bunun kesinlikle doğru olmadığını anlatıyor. Çok güzel bir kitap yani huzur veriyor. Çok hızlı okuyup bitirebilecek bir kitap. Ve kaç sayfaymış? 201 sayfa, 200 sayfa gibi düşünebiliriz. Çok hoş bir kitap. Şimdi gelelim başka bir kitaba da, başka bir videoda.